Derneğimizin yeri başka bir Günlükbaşı Mahallesi'nden Tuzla Mahallesi'ne taşındık. Yeni daha 3-5 günlük bir gün içerisinde gerçekleştirdik. Pandemi süreci herkesi etkilediği gibi bizim dernek faaliyetlerimizi de etkiledi. Bu konuda çok büyük bir çalışma yapmadık ama bu yıl itibariyle biraz daha bu pandeminin biteceğine dair düşüncelerimizi daha ön plana tutarak halk eğitim ve bizim Pir Sultan'ın ortak bir istişare ederek semah dersleri açtık. Maalesef katılımımız az olmasından dolayı biz bu faaliyeti gerçekleştiremedik. Bu konuda da ben burada bütün canlarımıza bir sitem etmek istiyorum. İnanın zor şartlarda ayakta kalan bir STK olarak biz en azından bir şeyleri de gerçekleştirebilir miyiz? Düşüncesi ve çabasındayken yani semah bizim özümüz ve biz bu özümüzü gelecek nesillere, gelecek kuşaklara taşıyalım. Öğretilerimizi öğrenmesi için bir çaba harcıyoruz ve bu konuda da gerçekten halk eğitimde bize bu yaklaşımı çok güzeldi. Yine bir canımızın orada hocalık yapması ve bize bu kursu vermesi güzeldi. Ama maalesef biz gerek telefon, gerek mesaj, gerek birebir diyaloglarımızda biz gereken sayıyı yakalayamadık. Gereken sayıyı yakalasak bile katılımın zor olacağını kendileri söyledi. Bu konuda böyle bir kaos yaşadık. İkincisi, bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi Fethiye'nin cemevi olmaması. Bizim burada biliyorsunuz ki iki tane derneğimiz var. Biz Piston Aptal Kültür Derneği'niz, Fethiye Şubesi'yiz. Bir de burada Alevi Kültür Derneği bazında bir derneğimiz daha var, yerel derneğimiz. Şimdi onlar her ne kadar bizim cemevimiz var diyorlarsa da orası kapsamlı bir cemevi değil. En büyük sorunumuz maalesef yaşamını yitiren canlarımızı sırlayamıyoruz. Defin sırasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Yani Sünni gelenene göre çoğu canlarımızı defin etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda 2,5 yıldır bir çalışmamız vardı. Çalış bölgesinde bize 2,5 dönüm bir arsa tahsisi olacaktı. Bu konuda Büyükşehir'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay alamadığımız için şimdi başka bir bize 3,5 dönüm bir arsa üzerinden bir yer tahsisi için belediyeyle beraber işbirliği içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede orayı tahsis eder. Oraya çok güzel, kapsamlı, bizim bütün ritüellerini yerine getirebileceğimiz, aynı zamanda etkinliklerimizi yapacağımız, kültürümüzü sunabileceğimiz donanımlı bir cemevi Fethiye'ye kazandırmak. Özellikle cenaze sorunlarımızı da ivedik olarak çözmek istiyoruz. Bir diğer konu da bizim Alevi canlarımızın maalesef derneklerimize sahip çıkmıyorlar. Biz bunu bu gerçektir. Bunun bir sistemle de alakası yoktur. Biz burada bir etkinlik yaptığımız zaman ya da bir toplantı yaptığımız zaman maalesef zaman ayıramıyorlar bizlere. Biz burada 15 bin ile 20 bin Alevi'nin yaşadığı bir ilçede yaşıyoruz. Ve inanın bir toplantıya 50 kişi 60 kişi katılıyor. Bu bizim için gerçekten müzdarip bir olay. Biz bu konuda da bütün Fethiye'de yaşayan Alevi canlarımıza, derneklerimize sahip çıkmalarını, bizimle buluşmalarını ve özellikle gençlerimizin bizim ritüellerimizi ve inançlarımızı, yolumuzu, erkanımızı öğrenmesi için derneklere, cemevlerine gelmeleri, gençlerimizi ve çocuklarımızı getirmelerini, bizim öğretilerimizi onlara öğrenmelerine fırsat vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Konuda çok gerideyiz. Bunun için de bizim kendi Fethiye'de dernek olarak önümüzdeki günlerde çalışmalarımız olacak. Dernek olarak nerede hatalarımız var? Neden canlarımıza ulaşamıyoruz? Neden canlarımıza temas edemiyoruz? Canlarımız neden de bizimle yol yürümüyor? Böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Böyle bir büyük bir panel düzenleyeceğiz. Bu paneli de sosyal medyadan mesaj yoluyla kendilerine ulaştıracağız. Alevi ritüellerinin, Alevi geleneğinin sürdürülmesi hakkında da değerli hocalarımızla birlikte güzel bir panel olacağını düşünüyorum. Buradan da çağrımdır. Katılım sağlasınlar. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum.